Bugün itibariyle bir dostluk maçı, yardım amaçlığıyla bir dostluk maçı yapmak için Bakü'ye geldik. Öncelikle Sabah Kulübü yetkililerine, oyuncularına, hocalarına ve özellikle Bakü'de olan tüm futbol severlere, Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Tam bir dostluk maçı havasında başladı, öyle de bitti. Sonucu olarak da kimse üzülmeden ayrılmış oldu. Beraberlik devam etti. Oyunda iki tarafta açık oynadı. Futbol oynamaya çalıştı. Nihayetinde ortaya çıkan skor dostluğu pekiştirmiş oldu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bütün oyuncularımıza şans vermeye çalıştık burada aynı zamanda hazırlık maçı olarak. Ama en önemlisi o sıcak ilgiyi, samimiyeti, sevgiyi görmek de önemli olan. Bugün de onu gördüğümüzü düşünüyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin söylediği gibi tek millet iki devlet anlayışını bir kez daha gördük. İstiklal Marşı okunurken de gördük. Bu duygularla dolu olan futbol severlerin insanlarımıza güzel futbol izlettirmek hepimizin görevi olmalı. Müsabaka olarak Süper Kupa veya bir başka final maçını burada oynamasında yarar var. Şimdi böylesine lig arasında hazırlık maçında bu coşkuyla sahayı dolduran taraftarların o tip maçta daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu arada da daha önce de bugün sabah toplantıda söyledim. Futbol adına da Karabağ'da sabah takımı da Avrupa'da iyi takım yapacağını düşünüyorum, yarışacağını düşünüyorum. Karabağ zaten o konuda öndeydi. Son yıllarda geç kurulmasına rağmen Sabah kulübünün de aynı şeyi yapacağını düşünüyoruz, bekliyoruz. Bugün de onun emarelerini zaman zaman gördük. Ama kolay değil tabii bu tip Avrupa'da yarışmak. O yüzden bizim burada olmamızın bir tarafında yardım var ki o yardımı karşılıklı gördük. Yani onu ne söylesek boş çünkü bizden fazla heyecanla, sevgiyle katkı yapmak için hem ekonomik katkı yapmak hem de unutmamak, unutturmamak için deprem yaralarını burada güzel bir ses verdiğimizi düşünüyorum. Buradan Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk. Bunun devamının gelmesini diliyorum. Avrupa'da veya Türkiye'de de bu devam etmeli ama bugün önemliydi. Biz de ligin sonuna yanaşmıştık. Ama biz daha önce söz verdiğimiz durumu ancak bugün hayata geçirebildik. O yüzden duygular doluydu. Maç içerisinde de heyecan vardı. Başta geriye düştük. Daha sonra öne geçtik. Sonra beraber kaldık. Demin de söyledim dostluk maçı olarak iyi bir sonucu oldu. Ama en önemlisi futbol adına burada da güzel bir heyecan var. Bunun devam etmesini diliyorum. Bütün Azerbaycan takımlarının hepsine başarılar diliyorum. Herkese teşekkür ederim. Onur'un baş dönmesi oldu. Şimdi bakımda, şimdi kontrol edecekler, bakacağız. Oyun başında top çarpmıştı, herhangi bir şey olmadığı söylendi. Oyunun sonunda biraz rahatsızlandı, onu değerlendireceğiz. Bugün biraz sonra hastaneye gidip tomografi çekilecek. Bu bir hazırlık maçı. Diğerleri resmi maç. Hazırlık maçı olarak oynadığımız başta kazansak da kaybetsek de bizim için çok önemli değildi. Hazırlık maçında bütün oyuncuları görmek, buraya sadece kazanmak için gelmedik. Futbol adına oynamayan oyuncuları görmek, takımın genel durumunu, son durumunu görmek istedik. Bu konuda olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir camia. Burada da taraftarın olması bizi mutlu etti. Altyapıları var, buradan çıkan çok oyuncular var. Şimdi yetişen dün de otele geldiler. 10 yaşında, 11-12 yaşında. Beşiktaş aile takımı. Aile takımı olarak yeni taraftarlar da kazanabiliyoruz. Bu güzel şey. Doğru işler yapıp, iyi sonuçlar alıp bunu devam ettirmek istiyoruz. Başka soru? Ya şu anda öyle bir şey yok ama yani her zaman Azerbaycan'la kulüplerle siyasi, ekonomik, sportif her alanda diyalog kurmaktan yara iki tarafında birbirine destek olmasından fayda umuyorum. Futbol adına da burada olmamız, konuşmamız, karşılıklı tartışmamız da bir katkıdır. Kaldı ki Azerbaycan'dan da oyuncular geliyor, hocalar gelebilir. Aynı şekilde bizden de hocalar gelip buraya katkı yapmaya çalışıyor. Bu birliklerin devam etmesini diliyorum.
Yok, bu bugün ilk yarı başında biz atak yaptık. Biz atağımızı pas hatası yapınca döndü, golü yedik. Arkasından ikinci gol. Ama ondan sonra da biz üstünlük sağladık. Goller bulduk. Daha da gol bulabildik ikinci yarıda. Yani ikinci yarı bırakmadan da öne geçebilirdik. Ya dediğim gibi futbol, yani öyle bir hesabımız yok. Ya şu dakikada kötü oynayalım, golü yiyelim, sonra atarız diye düşünmedik. Futbolda her şey var. Bunlar olacak. Şu anda bizim tabii sıralamada yerimiz üçüncü olduğu için puan olarak gerideyiz ve maç sayısı azaldı. Ama biz yarışta sıralamaya bakmadan kendi işimizi yapacağız. Önümüzde üç tane maç var. Onları kazanmak istiyoruz. Üçüncülükten yukarı nasıl çıkabiliriz onu düşünüyoruz. İşte önümüzde Fenerbahçe var, Galatasaray. Sıralamada zaten avantajlar kendiliğinden görülüyor. Arkadan da Adana Demirspor geliyor. Bizim de haftaya Adana Demirspor'da zor bir maçımız olacaktır. Ona bakacağız. Yani dediğim gibi maçlar oynanmadan sonucu belli olmadığı için biz kendi maçımızı kazanıp rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz. Başka soru yoksa bitirebiliriz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın.